Herkese merhaba. Bugün konuğum Huawei FreeBuds Pro. Öncelikle neden bu ürünü seçtim ve sizin karşınıza getirdim hemen söyleyeyim. Videonun sonunda yapmam gerekeni başında yaparak başlayalım. Bu ayardaki kulaklıklarla Oppo'nun kulaklığı olsun, Xiaomi'nin kulaklığı olsun veya Samsung'un FreeBuds Live olsun kıyasladığımda bu kulaklık gerçekten bir adım öne çıktı. Bir adım öne çıkmasının sebeplerinden biri ses kalitesi, diğeri mikrofon kalitesi ve bir diğeri de şarj süresi. Hadi hep beraber kutu açılışına geçelim. Kutunun içerisinden Huawei'in FreeBuds Pro'sunu şarj kutusuyla beraber görebiliyoruz. Hemen fiziksel özellikleriyle başlayalım. 3 rengiyle geliyor. Ben siyahını tercih ettim. Bu gördüğünüz siyah rengi, gri rengi ve beyaz rengi bulunuyor. Şu anda elimde siyah rengini görüyorsunuz. Karbon bilek olarak geçiyor bu renk. Şöyle kenara koyuyorum kulaklığımı. Kutunun içerisini açıyorum. Şöyle bir kutumuz çıkıyor. Kutuyu açtığımızda Type-C ile gelen şarj kablomuz, kitapçıklarımızın bulunan bir kutucuk ve diğer silikon pedlerimizi burada görebilirsiniz. Pedler önünde kalsın. Kutuları kenara ayıralım ve devam edelim. Huawei FreeBuds Pro bildiğiniz gibi FreeBuds 3'ten sonra çıkan modeli. Bir dizayn değişikliği oldu ve bu dizayn değişikliği de aslında iyi oldu. Kulağın içine giren artık petli bir yapısıyla geldi. Hemen şöyle kutuyla başlayayım. Kutunun üzerinde şurada bir yeşil ışığımız var. Yeni bir cihaza bağlantı kurmak istediğinizde şuradaki görünür görünmez düğmemize basılı tutuyoruz. Ve basılı tuttuğumuzda bakın beyaz ışığa dönecek burası. Beyaz ışığa döndüğü anda bağlantı kurmaya hazır hale geldiği manasında gören beyaz ışığı gördüğümüz anda artık telefonumuza bağlayabiliriz bu kulaklığı. Huawei telefonlarında kapağı açtığınız anda zaten cihaz görüyor. Tıpkı iPhone'larda, AirPods'larda olduğu gibi cihazı görüyor ve direkt bağlayabiliyorsunuz. Hemen alt kısmına bakacağım. Alt kısmında Type-C'nin şarj girişini görüyorsunuz. Şarja bağladığınız anda da şuracıkta küçük bir ışığımız var. Bir LED ışığımız aktif oluyor ve şarj ettiğini bize gösteriyor. Bunun yanında cihazda ters şarj dedikleri kablosuz şarjımız mevcut. Telefonun üzerine ters bir şekilde koyduğumuz zaman kendini şarj etme özelliği de mevcut. Şimdi eksilerini artılarını söyleyerek şöyle bir başlayalım bakmaya. Şimdi öncelikle aslında en beğenmediğim özelliklerinden birini hemen söyleyeyim. Şunu şuradan çıkarmak bana çok zor geliyor. Bak şöyle bir eliniz kayabiliyor. Yani şuraya tam oturmuyor. Basit bir ayrıntı olarak size söyleyeyim. Kulaklığı çıkardığınızda hemen güzel bir özelliğiyle söyleyeyim. Her ikisini kullanabildiğiniz gibi ister sağ taraf isterseniz sol tarafı tek başına da kullanabiliyorsunuz. Bu özellik biliyorsunuz Samsung'un Buds modellerinde de vardı. iPhone'un AirPods modelinde de var. Bu özelliğin artık her kulaklıkta olması gerektiği düşünüyorum. Şöyle yakından bakalım. Şarj etmesi için dokunduğu yerleri görüyorsunuz. ANC ile geliyor bu kulaklık. Dışarıda 2, içeride de 1 tane olmak üzere aslında cihazın üzerinde 3 tane mikrofon bulunuyor. Bu sayede ANC'nin nimetlerinden faydalanabiliyoruz. Köşeli bir yapımız var burada. Kolayca el izi bırakan parlak bir yapımız var. Kaygan bir yapımız var. Bunun dışında sensörlerimiz var. Kutudan çıkartırken bu sensör olmazsa eğer hemen dokunuyorsunuz. Özellikle bu tarafı dokunmatik olursa dokunuyorsunuz ve harekete geçiriyorsunuz. İstemediğiniz işlemler yaptırabiliyorsunuz. Şöyle biraz daha yakından bakacak olursak AirPods Pro'da da gördüğümüz farklı bir tasarım göreceksiniz. Bildiğiniz gibi şu pet kısımları aslında genelde yuvarlak olur. Bu oval bir yapı tercih etmiş ve pedi çıkardığımızda oval bir yapı bizi karşılıyor. Ben bu özelliğini çok beğenmedim. Yani kendisine muhtaç bırakan bir özellik. Normal standart pedlerle uyuşmuyor dolayısıyla böyle oval yapıda bir ped almanız lazım. Aynı AirPods Pro'da olduğu gibi başka bir ped kullanmamanız açısından yapılan bence ticari bir olay. Ben bu kısmını da eksi olarak söyleyeceğim. Fiziksel özelliklerinde şunu da söylemek istiyorum. IPX4 sertifikası ile geliyor. Yani bu ne demek? Spor yaparken de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kulaklık manasına geliyor. Yan taraflarda yine dokunmatik ama belli bir basınç uygulayarak harekete geçireceğiniz sensörler kullanmış ve bu şekilde kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Bu sensörler ne işe yarıyor derseniz birazdan detayda programda da göstereceğim. Ses açma kapamaya yani şöyle taktınız kulağınıza buradan tuttunuz. Yukarı doğru kaydırdığınızda sesi arttırabilirsiniz. Aşağı doğru kaydırdığınızda azaltabilirsiniz. Yine bastırdığınızda şarkıyı durdurabilirsiniz. Şarkıyı ileri alabilirsiniz veya şarkıyı geri alabilirsiniz
gibi fonksiyonları bu şekilde yapıyorsunuz. Ama dokunarak değil, dediğim gibi şöyle bir bastırarak hareket ediyorsunuz ve yaklaşık olarak tam ortalarında çalışıyor bu. Kenarında, aşağısında veya yukarısında çalışmıyor. Alışmakta biraz güçlük çekiyorsunuz. Bunu da not olarak söyleyeyim. Kulaklıklarımız 6.1 gram ağırlığında yaklaşık olarak. Şarj kutumuzun ağırlığı da 60 gram civarında bir ağırlığı var. Çok ağır değil ama çok hafif olduklarını da söyleyemem. Aslında bu neden derseniz biraz yapısı itibariyle bir ağırlığı var. Aynı zamanda da içerisindeki bataryadan dolayı bir ağırlığı var. Artı bir özelliği olarak bu noktada sizlere bataryasından bahsetmek istiyorum. Çünkü bataryasını gayet beğendim. Yaptığım testlerde ANC'si açık bir şekilde, Active Noise Cancellation yani aktif gürültü önleyici sistemi açık bir şekilde kullanmama rağmen yaklaşık 5-5,5 saat civarında, hatta 6 saate giden bir şarj süresi var kulaklıkların. Kulaklıkları kutusuna koyduğunuzda yaklaşık 20-30 saat arasında bir kullanım size sunuyor. Yani şunu diyebiliriz, 4 defa rahatlıkla bunun içerisinde şarj edebiliyor. Bu da bence gayet güzel bir batarya performansı. Şimdi biraz yazılımından bahsedeyim sizlere. Yazılımı Huawei Watch GT 2 Pro'da da olduğu gibi aslında biraz eşleşmede sıkıntı yaşadım. Neden derseniz aslında Huawei'in acemisi olduğum için, bilmeyenler için anlatayım. Huawei ürünlerini kullanırken Huawei'in kendi yazılımlarını kendi indirme linklerinden indirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle şunu vurgulayayım. Mesela yazılımı Play Store'dan indirdiniz, kurdunuz ve Huawei cihazınızı görmüyor. Çünkü menüde bulamadınız. Bu yazılımın sürümü güncel değil. Watch'un programında, yani Huawei Health programında kendi içerisinde bu güncellemeyi yapmıştı. Ama aynı şey bunun için geçerli olmadı. Ben kurarken açıkçası zorlandım ve hatta internette bir araştırma yapmak zorunda kaldım. İlk deneyimim olduğu için. Huawei'in kendi kitapçığında da yazan, kendi uygulamasını kurup yüklerseniz eğer hemen görebiliyorsunuz ve hemen kullanmaya başlıyorsunuz Android telefonlar için. Huawei için hiçbir sorun yok. Zaten kutuyu açtığınız anda görüyor ve ondan sonra bağlanıyorsunuz cihaza ve kendi menüsünden de tüm işte sağ kulağın bataryası nedir, sol kulağın bataryası nedir, kutunun batarya durumu nedir gibi tüm özellikleri aslında görebiliyorsunuz. Bir programa bile ihtiyaç duymayabilirsiniz o noktada. Ama Android telefonlar için programı kullanacağınız zaman kendi sitesindeki linki kullanarak programı kullanmanız gerekiyor. Apple için zaten bir program konuşmuyoruz. Apple için herhangi bir programı yok. Direkt Bluetooth bağlantısı olarak kullanabilirsiniz. Şimdi gelin biraz programdan hemen şöyle bahsedeyim. Şunları kenara iteyim. Hemen şöyle eski bir sürüm Android cihazla bu testlerimi yaptım. AI Life isimli programı Play Store'dan indirdiğinizde dediğim gibi eski sürüm olduğu için göremedi. Ben bunu kitapçının üzerindeki linke bakarak bu programı kurdum. Bu programı kurduktan sonra Huawei hesabıyla açtığınızda zaten daha önce tanıttığınız bir cihazınız varsa onu önce görüyor. Tekrar bağlan dediğinizde bu cihaza tekrar bağlantı sağlıyor. Bakın burada daha önce tanıttığım cihazımızı görebiliyorsunuz. Hemen Bluetooth'umu açıyorum. Bakın şu anda cihazımıza bağlandı. Kapağı kapattığımda diğer kulaklıklarda olduğu gibi bağlantıyı kesecektir. Açtığımda da tekrar cihaza bağlanıyor olacak. Girdiğimizde cihazın içerisine burada batarya seviyelerini görebilirsiniz. Sol kulaklığın seviyesi %100, sağın seviyesi %100 ve kutunun batarya seviyesinde %14 olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Biraz altında Noise Control şu anda kapalı durumda. Bu modu aldığınızda dışarıdan sesleri duyabilirsiniz. Noise Cancelling modunu da, yani aktif gürültü önleme modunu da buradan aktif edebilirsiniz. Hemen bunu seçtiğimizde görüyorsunuz altta birkaç seçenek çıkıyor. Dinamikte durmasını tavsiye ediyoruz. Dinamikte durursa ortama göre kendini ayarlıyor ve buna göre şiddetini arttırıp azaltabiliyor bu cancelling'ini. Çok gürültülü ortamlarda ultra seviyesini kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden ben de hep ultra'yı kullanıyorum. Hemen aşağıya geçtiğimde kısa yollardan bahsetmiş. Bakın burada çok güzel bize anlatıyor. Ufakça dokunduğunuzda çağrıyı cevaplayabileceğinizi, çağrıyı sonlandırabileceğinizi, müziği dondurup tekrar başlatabileceğinizi, eğer iki defa basarsanız çağrıyı reddedeceğinizi veya müzik dinliyorsanız bir sonraki şarkıya geçebileceğinizi söylüyor. Eğer 3 defa basarsanız da bir önceki şarkıya geçeceğinizi veya şarkı başına alacağını burada belirtiyor. Eğer basılı tutarsanız, bakın sol tarafı basılı tutarsanız ne olsun veya sağ tarafı basılı tutarsanız ne olsun diye buradan ayarlayabiliyorsunuz. Noise Control şu anda varsayılan da gürültü kontrolü ayarlı durumda. İsterseniz varsayılan sesli asistanınıza bunu ayarlayabiliyorsunuz. Hemen geri geliyorum. Geri geldiğinde bakın şundan biraz bahsetmek istiyorum.
tam olarak kulağınıza oturmuş mu oturmamış mı testini yapacağınız bir alan var. Bu test aslında bir işe yaramaz diye düşünüyordum ama sonrasında bu düşüncem değişti çünkü başkalarının kulağına da takıp aynı testi yaptığımda sonuçların değiştiğini gördüm. Bakın şu anda sol tarafı kulağıma taktım ve şu anda aktif diyor ama sağ taraf çalışmıyor durumda. Şöyle kapattığımda, uç kısmını kapattığımda kulağıma taktım zannetti ve o tarafı da aktif etti. Kulaklığın üzerindeki bu silikonu değiştirdiğinizde bazı kulaklar için tam oturuyor ve gerçekten testi pozitif olarak geçiyor. Benim kulağıma tam oturmuyor ama bu benim kulak yapımla alakalı. Videonun en başında size söylediğim buranın standart olmayışını negatif olarak yorumlamam aslında biraz da bundan. Kulağıma tam olarak buradaki içinden çıkan silikonlar benim kulağıma uymadığı için kendi silikonumu kullanabilirdim ama standart dışı olduğu için maalesef kullanamıyorum. Dolayısıyla tam olarak ben bu testi hiç geçemedim. Bu ne demek derseniz tam olarak oturmayışı seste kayıpların olacağını size söylüyor. Bunun dışında takılıp takılmamayı algılama kısmını görüyorsunuz menüde. Buraya bastığımda da takılıp takılmama algılansın mı diyor. Kapattığımda artık o sensörümüzü kapatmış oluyoruz. Bunu hemen şöyle açıklayayım. Diğer kulaklıklarda da bunu sizlere anlatmıştım. Kulağınıza takılı müzik dinliyorsunuz. Kulağınızdan çıkardığınız anda müzik donuyor ve tekrar taktığınızda da müzik devam ediyor. Aynı şey tabii YouTube videoları için de geçerli. Kulağınıza takırken izleyebiliyorsunuz. Çıkardığınız anda hemen donuyor ve tekrar taktığınızda devam eden bir yapısı var. Gelelim diğer özelliklerine. En sevdiğim özelliklerinden birini söyleyeyim size. Bu da iki telefonu aynı anda iki cihaza diye düzelteyim hemen kendim. İki cihaza aynı anda bağlanabiliyor. Bu ne demek derseniz bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz. Aynı anda telefonunuza da bağlayabiliyorsunuz. Bilgisayarınızda mesela diyelim ki bir video izliyorsunuz veya bir müzik dinliyorsunuz. O anda telefonunuz çaldı. Kulağınızda çalma sesi duyuyorsunuz. Yani telefonunuzun çaldığını size belirten bir ses duyuyorsunuz ve telefonunuzu yanıtlayabiliyorsunuz. Telefonunuzu yanıtladığınızda otomatik olarak telefona geçiyor ve bilgisayarınızdaki videoyu veya sesi donduruyor. Telefonunuza geçiyor, konuşmanızı yapıyorsunuz ve tekrar kapattığınızda eski hale dönebiliyorsunuz. Bu dönme esnasında ufak gecikmeler yaşanabiliyor. Yani geriye tekrar bilgisayara bağlanma konusunda gecikmeler yaşanabiliyor. Bunu not olarak söyleyeyim ama bu yapılan işin yanında bu kısmını düşünürsek negatif olarak bunu yorumlamak istemiyorum açıkçası. Hem bu arada şarj süresinden de bahsedeyim. Şarj süresi yaklaşık 40 dakikada kulaklıklar şarj olabiliyor içerisinde. 60 dakikada da kutu kendini şarj edebiliyor. Bunu da bir not olarak sizlere belirtmek istiyorum. Bu arada kutuyu başka bir kablosuz cihazda ben şarj edemedim. Standart bir kablosuz şarj cihazım var. Ama o şarj cihazında mesela Samsung'un FreeBuds Live modelini şarj edebilirken Huawei'in bu modelini maalesef orada şarj edemedim. Bunu da not olarak sizlere belirteyim. Şimdi gelelim ses ve mikrofon performansına. Yaptığım testlerde mikrofon performansından oldukça memnun kaldım. Özellikle benim memnun kalmam değil tabii. Karşı taraf gerçekten olumlu dönüşler verdi bana. Belli bir süredir kullanıyorum. Toplantılarımda kullandım. Bilgisayar üzerinde kullandım. Telefonda kullandım. Konuşmalarımda kullandım. Sonuç olarak gerçekten karşı taraftan hiçbir olumsuz yorum almadım. Gayet güzel, başarılı bir şekilde sesinizi karşıya iletiyor. O konuda bir sıkıntımız yok. Gelelim ses performansına. Ses performansı olarak hemen kıyaslamak istiyorum. Şimdi Samsung'un FreeBuds Live'ı buna göre tiz bir ses veriyor. Samsung FreeBuds Plus'ta da aynı şekilde tiz bir ses vardı ve daha metalik bir sesti. Şimdi birinci Huawei FreeBuds Pro diyebilirim. İkinci ve üçüncü sırayı Mi'nin kulaklığı ve Samsung'a veriyorum. Dördüncülüğü de Oppo'ya veriyorum. Yani anlayacağınız gibi diğer kulaklıklarla yaptığım testlerde, ses testlerinde gerçekten bu kulaklık diğer kulaklıklara nazaran gayet başarılı sonuçlar aldı. Notu gayet iyi. AirPods Pro'ya göre yorumla derseniz illaki AirPods Pro o ince detayları yani sesin içerisindeki o küçük sesleri bile kulağımıza rahatlıkla verebilecek bir kulaklıkken bu biraz daha o dediğim sesleri, ince detayları yutan bir kulaklık olarak karşımıza çıkar. Aynı şekilde Sennheiser True Wireless 1 ile ki bu benim biliyorsunuz favorim 2 ile kıyaslamıyorum. 1 ile kıyaslayacak olursanız tabii ki yanına yaklaşamaz derim. Bu benim görüşüm. Ama dediğim gibi AirPods Pro'yu ve Sennheiser kulaklıkları bir kenara bırakırsak bu kulaklık diğer kulaklıklara göre gayet başarılı, gayet iyi diyebilirim.
Şimdi hep beraber gelelim özetimize. Kulaklıkta en sevmediğim yan olarak kutudan çıkartırken elimin kayması diyebilirim. Tam olarak kavrayamadığımı söyleyebilirim. Ama az önce gördüğünüz gibi alıştıktan sonra rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Sevmediğim ve hatta nefret ettiğim özellik olarak şunu söyleyebilirim. Standart değil, oval bir yapıda gelen şu kulak silikonları. Bunlar yuvarlak olsaydı da ben kendi silikonlarımı kullanabilseydim, kulağıma daha iyi oturanını tercih edebilseydim derim. Biliyorsunuz ANC var dedik. Hiç şüpheniz olmasın, gayet başarılı. Ama pasif gürültü önleme biraz zayıf olduğunu da söyleyebilirim. Batarya süresi olarak çok çok iyi. Bence AirPods'tan daha iyi. Kutu büyüklüğü olarak AirPods Pro'dan daha mı büyük, daha mı küçük derseniz çok az daha büyük. Kutunun ağırlığı, büyüklüğü veya kulaklıkların ağırlığı konusunda söyleyecek bir şeyim yok. Bence gayet normal ve gayet kullanışlı kulaklıklar. Negatif özelliklerinden yazılım tarafını da ben ekleyerek artık bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Dediğim gibi yazılım tarafında kendi yazılımını kendi sayfasından, kendi uygulama havuzundan indirmezseniz eğer sorun yaşayabilirsiniz. Bugün de sizlere Huawei FreeBuds Pro'yu tanıttım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.